Kulesi, Mimar Sinan'ın memleketi, Kayseri'den merhaba. Yavru vatan Kıbrıs'tan bir misafir öğrencimiz bizlerle olacak. Kıbrıs'tan gelen ilim yolcumuz Münibay ile birlikte Kayseri'ye gideceğiz, üniversitesine gideceğiz, arkadaşlarıyla tanışacağız. Peygamberimizin halasının mezarını misafir eden topraklardan Kıbrıs'tan gelen Münibay ile bakalım bugün Kayseri'de neler yaşayacağız. Bizden birileri olmaya başladılar. Bizim konuşmamız da yavaştan ona benzemeye başladı. Gayretliler, o gayretleri başarılarına yansıyor. Bilinçli bir tercihle geliyor bizim öğrencilerimiz. Yani ben ilahiyat fakültesi okuyacağım diye geliyor. Kıbrıs'tan olması da ayrı bir güzellik çünkü aynı memleketlisiniz. İlim yolcuları, misafir öğrencilerimiz programın bugünkü konuğu Kıbrıs'tan Münibah. Hoş geldin Münibah. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim Allah'a çok şükür, siz? Teşekkürler. İzleyicilerimiz için kendini kısaca tanıtır mısın Münibah? Tabii ki. Ben Münibah Joğulha, Kıbrıs'tan geliyorum. 93 doğumluyum. Kıbrıs'ta doğdum, Kıbrıs'ta büyüdüm. İlahiyat okumak için Kayseri'ye geldim. Diyanet'in düzenlediği Ankara'ya kültür şöleni programı vardı. İşte orada yolculuk esnasında sohbetlerle tanışmış olduk. İşte orada otobüste Münibah ablanın tabii ki sıcakkanlılığı, sohbeti öyle olduğu için öyle bir ortam oldu. Orada tanıştık. Çok şükür ki hala arkadaşız. Tanışmamız Kıbrıs'ta oldu. Diyanet vasıtasıyla şu mülakata alımlar da oldu. Daha öncesinde ama hiçbir tanışıklığımız yoktu. Yavru vatan Kıbrıs'ın adı, Latince bakır manasına gelen Cyprum'dan geliyormuş. Akdeniz'in bu üçüncü büyük adası, Türkiye'ye öyle yakın ki kıyılarından Toros Dağları görülebiliyor. Bu şirin adaya İslam'ı ilk kez Hazreti Osman zamanındaki fetih orduları getirmiş. Hala Sultan Türbesi de o günlerden hatıra. Anlayacağınız Kıbrıs neredeyse 1500 yıldır İslam'la tanışık. Kıbrıs'tan Türkiye'ye senin gibi çok öğrenci geliyor mu? Evet, özellikle yani ilahiyat olarak benim bildiğim kadarıyla Diyanet Vakfı'nın burslu öğrencisi olarak çok öğrenci geliyor. Diğer fakültelere de gelenler var ama biz tabii ki sadece buradakileri biliyoruz. Sen sanırım yaklaşık 4 yıl önce geldin, değil mi? Bu 5. sene. 5. sene. 5 yıl önceyle şimdiyi karşılaştırırsak öğrencilerin gelişinde bir artış oldu mu? Yok, artık Kıbrıs'tan alım yapılmıyor. Hı hı. Ama mesela şu an normalde Türkiye Diyanet Vakfı'nın genel olarak bütün Türkiye kapsamında 80 bin yabancı öğrencisi var. Hı hı. Ama Kıbrıs'tan artık alım yapılmıyor. Benim geldiğim zaman da ilahiyat fakültesi yoktu Kıbrıs'ta. O yüzden de zaten hiç aklımda yoktu. Hı hı. 2 ya da 3 sene oldu yanılmıyorsam ilahiyat fakültesi açıldı. Buradaki alımı da durdurdular. Uluslararası öğrencilerle tanışmak ilgini çekiyor mu? Tabii ki de ilk önce çok değişik geliyordu, farklı geliyordu ama bir süre sonra bizden birileri olmaya başladılar. Sanki bizim yani yabancı değillermiş gibi hissettirdi. Hem öyle hissettirdiler hem de biz öyle hissediyoruz yani. Peki Münibah Kıbrıslı. Kıbrıslı bir arkadaşın olması nasıl bir duygu senin için? Bence güzel bir duygu yani hani farklı kültürden bir insan tanımak, ondan sonra işte onun anlattığı kadarıyla Kıbrıs'ı tanımak çok güzel. Ama biz onu çok fazla yabancı bir öğrenci Kıbrıs olarak görmüyoruz. Münibah gerçekten benim için özel bir dostluğa, özel bir yere sahip hayatımda. Gerçekten onu çok seviyorum ve yani ilerisi için ömür boyu bir dostluk derseniz gerçekten ömür boyu bir ilerleyecek bir dostluk kurduk aramızda. Bunun için Diyanet'ten Allah razı olsun diyorum hatta. Kıbrıs-Türkiye arasında eğitim ilişkilerine baktığında neler düşünüyorsun? Şöyle ki Türkiye tabii ki bu anlamda bir tık daha önde çünkü yani vizyonunu ve misyonunu belli eden bir ülke. Kıbrıs daha mütevazi kalıyor Türkiye'nin yanında. Çünkü sadece Türkiye'de şu an 190 ya da 191 üniversite var. Evet. Hani Kıbrıs küçük gerçekten. Doğru. Ama mesela oradaki üniversite sayısı da gerçekten mesela buradaki şehirler oranına mesela yaklaşık 9 ya da 11 üniversitemiz de orada var. Ama mesela burada bazı şeylere ulaşma imkanımız bizim daha fazla oluyor. Ülke
ülkemizde özellikle ilahiyat eğitiminin farklı ülkelerden gelinerek burada eğitim görülmesi, bu da önemli bir husus. Önceden ülkemizden ilahiyat eğitimi almak için Arap ülkelerine gidilirdi. Arap ülkeleri dahil olmak üzere Yemen'den öğrencilerimiz var, Suriye'den öğrencilerimiz var, Irak'tan öğrencilerimiz var. Ana dili Arapça olan ülkelerden bile ülkemize gelip ilahiyat eğitimi, özellikle de ilahiyat eğitiminin alınmasının önemli olduğuna inanıyorum. Kıbrıs'tan Türkiye'ye ilk gelişin Erciyes Üniversitesi ile birlikte mi oldu Münibah? Yok, daha önceden Konya'ya da ziyarete gitmiştik yani ailemle beraber ama Kayseri'ye ilk defa gelişim bu. Peki nasıl karar verdin Türkiye'de eğitim almaya? Yani tamamen tevafuken diyelim çünkü hani hiç kafamda ilahiyat yoktu, bu bölümü okumaya dair hiçbir şey yoktu. Ben Kıbrıs'ta dil bölümü mezunuyum. Orası bitince hep hayalim mütercim tercümanlık okumaktı. Hiç ilahiyat yok. İngilizce üzerineydi. Mütercim tercüman olmak istiyordum. Son sene 12. sınıfta bir aile dostumuz bize haber verdi. Türkiye'den heyet gelecek. Eğer başarılı olunması halinde Türkiye'de burslu olarak okutulacak dediler. Ben de dedim hani deneyeyim bir başvuruyu yapalım görelim dedik. İşte ilk orada gittim, bir Ankara'dan heyet geldi. Onlar bize sorular sordular, işte biz onları cevapladık. Babam aradı, işte dediler, dedi tebrik ederim dedi, kazanmışsın dedi. Hemen dedi gidip üniversiteye ve yurda dedi ama başvuru yapman lazım, yer dolabilir dedi. Çünkü ona da o şekilde söylenmiş. Biz de hemen şey yaptık annemle beraber, yani abim yok, babam yok, hiç kimse yok. Annemle hemen Kayseri'ye geldik ama hiçbir yer bilmiyorduk. Yani yol bilmiyoruz, sokak bilmiyoruz ki elhamdülillah dedi ki iyi ki yani Türkçemiz var, dilimiz var yani. Sonra üniversiteyi bulduk elhamdülillah. Bir de şey yani biz annemle benim için çok zor oldu. Çünkü iki bayanız, hiç yani Kayseri'yi hiç bilmiyoruz. Yani otobüsü, kalkması, biletin alınması yani hepsi. Dil bildiğiniz halde bu zorlukları çektiniz mi? Gerçekten çok zor oldu. O zaman dil bilmeyen diğer arkadaşlarım daha onlarınki zor geldiler. Ben her zaman Kayseri'ye gelişimde şükrettiğim nokta, birincisi iyi ki Türkiye Diyanet Vakfı'nın öğrencisiyim diyorum. İki olarak da elhamdülillah ki dil biliyorum diyorum. Tabii ki şu an telaffuzları daha düzgün ama ilk geldiğinde size garip geldi mi konuşması? Tabii ki çok fazla garipsiyorduk ve kendisi de söylerdi zaten bize. Ama dediğiniz gibi sonradan alıştık ve bizim konuşmamız da yavaştan ona benzemeye başladı. Peki nasıl bir duygu aynı memleketten bir arkadaşla beraber farklı bir memlekette eğitim almak? Şöyle ki mesela biz buraya gurbete düştüğümüz için birbirimize daha çok, daha sıkı sarıldık ve burada güzel bir dostluk kurduk. Kıbrıs'tan olması da ayrı bir güzellik çünkü aynı memleketlisiniz, aynı kültüre, aynı yapıya sahipsiniz. Düşünce tarzlarınız bile hemen hemen aynı olduğu için daha güzellikleri olabiliyor tabii ki de. İyi ki Diyanet Vakfı'nın öğrencisiyim. Niye der Münibah? Çünkü şöyle, benim ve diğer burslu okutulan öğrenciler gerçekten çok ayrıcalıklılar. Yani bir farklıyız, bunu hissediyoruz. Çünkü mesela biz bir proje yapmak istediğimizde veyahut da herhangi bir etkinlik, bir organizasyon istediğimizde Türkiye Diyanet Vakfı bizim arkamızda duruyor. Ve bize arkamız yeterli imkan. Diyorsun. Evet elhamdülillah o noktada hiç sıkıntı olmuyor. Çünkü bize yeterli bütün maddi ve manevi imkanları sağlıyorlar. Özellikle koordinatörlerimiz, onların üzerimizde çok emeği var yani gerçekten. Münibah Kıbrıs temsilcisi. Demek ki her ülkenin bir temsilcisi mi var? Tabii. Diyanet Vakfı bu yıl ilk defa Öğrenci Meclisi diye bir çatı kurdu. Bütün öğrencilerin sorunlarını dinlemek, onlara ulaşmak adına her ülkeden bir temsilci seçti. Ve o öğrencilerin bulunduğu yerde de bir il temsilcisi seçip bunları bir meclis etrafında toplayıp direkt sorunları dinleyen, önerilerini alan bir yapıya kavuştu. Değerli izleyiciler, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde yayınımıza devam ediyoruz. Şahin hocamızın dersinden çıktık. Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bahçesinde Sayın Dekanımız Profesör Doktor Ramazan Ertürk hocamızla kısa bir röportaj yapacağız öğrencilerimiz hakkında. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Sizler hoş geldiniz. Çok sefalar getirdiniz. Çok sağ olun hocam. Öğrencilerimizle, misafir öğrencilerimizle böyle sık sık buluşuyor musunuz hocam? Buluşuruz. Yani derslerin dışında konferanslar, seminerler,
kaldıkları yurtlarda özel dersler şeklinde değişik şekillerde hatta ara ara toplanıp herhangi bir dertlerin, sıkıntılarının olup olmadığı, gerek eğitim öğretimle gerekse başka konularda sorunlarının olup olmadığı konusunda görüşmeler, konuşmalar yaparız. Peki hocam, bizim şu an yanımızda farklı ülkelerden birçok misafir öğrencimiz bizimle birlikteler. Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ne zaman başladı uluslararası öğrenci almaya? Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi uluslararası öğrenci almaya bir yaklaşık 15 yıl kadar oldu. 15 yıldan bu tarafa uluslararası öğrencilerimiz kayıtlarını yapıyoruz, eğitim öğretime devam ediyoruz. İki kıta hariç, Amerika ve Avustralya hariç dünyanın her tarafından, Asya'dan, Afrika'dan, Avrupa'dan, çeşitli ülkelerden, örneğin hemen şöyle karşımdan sayarım, Endonezya'dan, Malawi'den, Filistin'den, Burkina Faso'dan, efendim Afrika'nın çeşitli ülkelerinden, Kımali'den, yani 44 ayrı ülkeden 199 öğrencimiz şu anda kayıt yaptırmış durumda. Şimdi İlahiyat'ta 4 yıl eğitim gördün ve çeşitli dallarda dersler aldın, çeşitli alanlarda. Hangi alan seni daha çok etkiledi bu süreç içerisinde? Kur'an-ı Kerim derslerimiz. Peki o alanda akademik çalışmalar yapmak istiyor musun ileriye yönelik olarak? Yani bayanlar noktasında bunun önü ne kadar açık, onunla ilgili pek bir bilgim yok. Çünkü hani bir sınıfın karşısına geçip hani yüksek bir ses tonuyla mahreçlerdi, tecvid kurallarıydı. Hı-hı. Hani ne kadar önü açık bu alanda bilmiyorum. Ama yani gerçekten verim aldığım ve bana en çok şeyi katan ders Kur'an-ı Kerim, onu biliyorum. Kıbrıs'tan gelip Erciyes'in eteklerinde ilahiyat tahsili yapan Muniba'nın hayalleri büyük. Ülkesine dönüp köy köy, kasaba kasaba genç dimağlara İslam'ı anlatmak. Kur'an'dan aldığı zevki onlarla da paylaşmak. Bilinçli bir tercihle geliyor bizim öğrencilerimiz. Yani ben ilahiyat fakültesi okuyacağım diye geliyor. Öyle olunca önemli olan İlahiyat Fakültesini okumak için bir Arapça bilgisinin olması, ikincisi dini altyapının olması gerekiyor. Merhabalar hocam. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, elhamdülillah, siz? Teşekkürler, bizdeyiz. TRT Diyanet olarak sizi bir ziyaret edelim istedik. Staj yaptığınız okulda öğrencilerinizle birlikte. Çok teşekkürler. Rahatsız etmedik umarım. Yok yok, aksine çok mutlu oldum. Çünkü öğrencilerinize birkaç soru sormak istiyoruz. Kıbrıslı bir öğretmenler olması nasıl bir duygu acaba? Başlayalım mı izninizle? Evet, buyurun, başkanımızdan başlayalım. Merhaba gençler. Merhaba. Senin görüşlerin nedir Kıbrıslı bir öğretmenin öğrencisi olmak hakkında? Kıbrıs'ı daha yakından tanıma şansı bulduk ve öğretmenimiz bize gerçekten Kıbrıs hakkında çok iyi bilgiler verdi. Evet, başka Kıbrıs hakkında hocanıza ne sordunuz? Konuşmak isteyen var mı? Yavru vatan deyince ne geliyor aklına? Kıbrıs. Peki Kıbrıs'la ilgili ne düşünüyorsun? Çok mu farklılar bizde, aynılar mı? Yok yani, aynılar gibi. Fark yoktur herhalde. Sen ister misin Kıbrıs'a gitmek? İsterim. Başka aklına gelen oldu mu bir şeyler? Soracağım bak, devam ediyorum. Peki sen neler düşünüyorsun Kıbrıslı bir öğretmenin öğrencisi olmak konusunda? Kıbrıs Türkiye'nin içinde gibi geliyor ama pek bir bilgi bilmiyorduk. Hani öğretmenimiz olunca daha farklı, bizim içimizdenmiş gibi oluyor. Hı hı. Böyle öğreniyoruz her şey hakkında. Türkiye ile iç içe gibi olduk öğretmenimiz gelince. Ay yerim ben seni, ne güzel konuştun sen, tamam mı? Senin ismin ne? Feyza. Feyza, sen neler düşünüyorsun? İnanç özgürlüğünü merak ediyordum orada. Yani bu kıyafetlerle dolaşabiliyor muyuz? Yani ne düşünüyor insanlar? Onun hakkında bilgi aldım, yardımcı oldum. Şeyma, sen neler düşünüyorsun Kıbrıslı bir öğretmenin öğrencisi olma hakkında? Güzel duygu. Oradaki gündelik yaşamı merak ediyorum, insanlarını. Yavru vatan deyince zaten? Kıbrıs aklıma geliyor. Kıbrıs deyince aklıma ne geliyor? Yavru vatan. Merhaba, seninle yayınımıza okulunda başladık. Misafir öğrencimiz diye tanıttık izleyicilerimizi ama şimdi senin okulunda ama öğretmen olarak seni ziyarete geldik ve sınıfında öğrencilerle biraz muhabbet ettik. Evet.
Sen burada neler yapıyorsun? Şöyle ki sonuncu sınıf olmam itibariyle pedagojik formasyon alıyoruz. Evet. Burada işte staja gönderiyorlar bizi farklı okullarda. Evet. Benim de ilk staj yerim açıklandığında çok heyecanlandım. Çünkü sınıfa bir girdim, 20-30 tane genç parıl parıl, hepsi geleceğe dair umutları var ve benden bir şey bekliyorlar. Hani bilgiye açlar. Ben de hani 4-5 sene bir eğitim aldım ve bunu onlara aktarmak istiyorum. Onun da bende çok heyecanı farklıydı. Hani sınıfa ilk girdiğimde de söylediğim şey direkt hani ben de sizin gibi öğrenciyim, ben de sizin halinizden anlayabilirim. Hani ne zaman konuşmak isteyeceğinizi, ne zaman telefonla uğraşmak isteyeceğinizi hepsini bu şekilde anlarım diyerek ben de öğrencilerime karşı empati yapmaya çalışıyorum. Muniba, stajyer olarak girdiği sınıfları kutsal kabul ediyor. Her bir öğrenciyi kendine emanet sayıyor. Ve onlar için doğruyu en güzel biçimde sunmanın yollarını arıyor. Öğrenciler en çok sana neler soruyorlar? Zaten ben ilk adımı söylediğimde hiç kimse anlamıyor. Tahtaya yazıyorum. Daha sonrasında buraya geliş amacımdan bahsediyorum. Hmm. Ve hemen zaten direkt sorulan soru şu oluyor. Neden Kayseri? Hmm. Yani Kıbrıs gibi bir yerden kalkıp da ilahiyat okumak için neden Kayseri'ye geldiniz diyorlar. Hep genelde bu soruyla karşılaşıyorum. Münibayı tanımadan önce aklındaki Kıbrıs nasıldı? Münibadan sonra neler değişti? Kıbrıs'ta daha çok ben şey duyuyordum, daha böyle muhafazakar ortam olmadığını düşünüyordum. Hani böyle öyle insanların da olmadığını pek düşünmüyordum. Hı. Ama Münib abla gelince tamamen fikirlerim değişti. Yani böyle de bir arkadaşım olduğu için çok şanslıyım. Münibe okullarından sonra artık bir dedik şehir gezisi yapalım seninle birlikte. Bir Kıbrıslı olarak bize Kayseri'yi anlatır mısın? Neredeyiz biz şu an? Seyit Burhanettin mezarlığındayız. Kendisi evet. Özbekistan'ın Tirmiz şehrinde doğdu. Mevlana'nın hocası hepimizin bildiği gibi ve 9 yıl kadar Mevlana'nın eğitimini üstlendi. Konya'ya gitmeden önce 2 ay Kayseri'de kalıyor. Daha sonra 9 sene boyunca Mevlana'ya eğitim veriyor. Tamamladıktan sonra tekrardan Kayseri'ye dönüyor ve yaklaşık olarak 9 sene daha yaşadıktan sonra vefat ediyor. Yavru vatandan gelen biri için ana vatan hiç yabancı olur mu? Muniba için de Kıbrıs'taki Hala Sultan neyse, Kayseri'deki Sultan Burhanettin o. Kıbrıs'ta Hala Sultan'ın türbesini ziyaret ediyor musunuz? Nasıl gidiyorsunuz? Orada uygulama nasıldır? Yani Hala Sultan türbesi zaten Rum tarafında kalıyor bizde. Bu sebeple evet. Hani biz onu sürekli olarak ziyaret etme imkanına sahip değiliz. Bayramlarda özellikle yani Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti olarak 1-2 otobüs ayarlanarak oradan gitmek isteyen vatandaşlara o şekilde geçiş izni veriliyor. Yoksa mesela aksi takdirde gerçekten hani Kıbrıslı olmayanlara, Türkiye vatandaşlarına pek izin imkanı olmuyor. İzleyicilerimiz için bize biraz Hunat anlatır mısın? Tabii ki. Hunat 1. Gıyasettin Keyüsrev'in hanımı Mahberi Hunat Hatun tarafından yaptırıldı. Hunat Medresesi'nin, Hunat Camisi'nin en önemli özelliği her bir tuğlasının abdestli olarak yerleştirilmesi. Evet. Burada işçiler çalışırken her zaman abdestli olmaya ve abdestli olarak burayı bitirmeyi hep bunu amaç edinmişler. Bir gün buranın ustası gelirken çok üzgünmüş. Sultan demiş ki git hanımına sor ve hani neden üzgün olduğunu öğren. Hanımına soruluyor bu. O da hani acelece evden çıktığını ve bu sebepten dolayı abdest alamadığını, bundan dolayı üzgün olduğu söyleniliyor. Bundan sonra Mahberi Hunat Hatun ise medreseye bir şadırvan yaptırarak diyor ki bundan sonra her gelen işçi önce abdestini alacak, daha sonra tuğlaları yerleştirecek şeklinde. Sıkıntı çekmesinler de istiyor belki evlerinde. Evet, yani bu manevi ortamı, bu maneviyatı bozmamak adına böyle bir şey yapılıyor. Bir Kıbrıslı'nın dilinden Kayseri'yi dinlemek ne güzel. İlim için yola çıkmanın belki de en büyük kazancı bu.
Kayseri hem Selçuklu hem Osmanlı mirasına ev sahipliği yapan şehirlerimizden. İslam sanatlarının en güzel örneklerini sergileyen şehir bir açık hava müzesi gibi. Bu nedenlerle şehrin kendisi aynı zamanda eğitim için buraya gelen gençlere bir okul vazifesi görüyor. Selçuklu, Osmanlı olsun, o günden günümüze kalan eserleri birebir yaşıyorsun, içinde nefes alıyorsun. Peki Kıbrıs'ta durum nedir? Kıbrıs'ta da Osmanlı'nın eserleri mevcut. Orada da mesela Lüzinyanlar döneminin öncesinde kiliseler, katedraller yapılmıştı. Evet. Osmanlı Kıbrıs'ı fethedince, oraya gelince o katedralleri camiye çevrildi. Evet. Mesela Selimiye Camimiz var orada bizim. O da önceden katedraldi, daha sonra cami oldu. Lala Mustafa Paşa Camisi aynı şekilde kiliseyken camiye çevrildi. Bu anlamda yani bizim daha çok Osmanlı eserlerimiz Rum tarafında kaldı. Hazır şehir merkezine gelmişken Kıbrıs Lefkoşa'dan geliyorsun sen. Biraz şöyle karşılaştırsan bizi, biraz Kıbrıs'a götürsen aslında, Kayseri'den şöyle Kıbrıs'a gitsek neler söylersin? Şöyle ki burada hani mesela şehir merkezi olarak baktığımızda daha düzenli, yani her şey daha sistemli duruyor. Evet. Ama mesela yaşam olarak baktığımızda Kıbrıs daha canlı bir yaşama sahip. Her an kıpır kıpır canlı ve mesela bizim en basitinden marketlerimiz bile 12'lere kadar açık oluyor. Burada 9'da tamamen hepsi kapanıyor. Evet. Kıbrıs trafik açısından baktığımızda buradan daha rahat. Çünkü mesela biz orada hani çok farklı bir kültür var. Mesela adımımızı attığımız an araçlar durabiliyor. Bizi gördükleri an bile durmaları yetiyor. Yaya yol veriyorlar. Evet evet, yani o anlamda ciddi anlamda bir saygıları var. Ama mesela biz ilk buraya geldiğimizde bunda da bir zorluk yaşamıştık. Çünkü hep o şekilde düşündüğümüz için yavaş yavaş karşıdan geçiyoruz veya hemen atılıyorduk. Ama mesela burada sürücüler biraz daha fazla hızlı sürüyorlar ve daha çok koşarak geçmeyi tercih ediyoruz. Ben şunu anlıyorum aslında senin hani görüşmemizden, sohbetlerimizden. Türkiye Diyanet Vakfı sizi buraya getirdi ama getirmekle kalmadı. Zannedersem 4-5 yıldır sizinle de ilgileniyor. Tabii ki, yani bizim yurt masrafımızdan, ulaşım masrafımızdan, eğitim masrafımızdan, yani sağlık sigortamıza kadar hepsini üstlendiler. Peki koordinatörlükte siz sadece Kıbrıslı öğrenciler değilsiniz değil mi? Hangi ülkeden öğrencilerle beraber oluyorsunuz? Kız öğrenciler olarak Somalili grubumuz var. 20 kişilik yanlış hatırlamıyorsam. Sağlık Meslek Lisesi'nde okuyorlar ve sürekli koordinatörlükte bir araya geliyoruz. Bu anlamda ilk defa yabancı bir ülke olarak onlarla tanıştık. Kayseri'ye gelirken birçok umutlarla, hayallerle geldim. Ve Allah'a şükürler olsun ki Türkiye Diyanet Vakfı sayesinde hayallerimi gerçekleştirdim. Bize kapılarını açan, maddi ve manevi olarak yanımızda olan, bize her zaman destek veren Türkiye Diyanet Vakfı'na çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bizi evimizde gibi hissettirdiği için, her zaman bizimle oldukları için koordinatörlüğümüze de çok teşekkür ediyorum. Kayseri'yi çok seviyorum. Kıbrıs'ta doğdum, büyüdüm ama Kayseri'de olgunlaştım. Birçok güzel insan tanıdım, birçok güzel dostluklar kurdum. Hepsi ailem oldu. Kendimi hiçbir zaman yabancı bir yerde hissetmedim, hissettirmediler. Kayseri'yi çok özleyeceğim. Ben Munibah Joğulha.